Hayırlı günler arkadaşlar. Bu sene gerçekten çok farklı bir sene geçiyor. Bir videomuzda artık kış geçti. Ortalık açıldı. Bahar moduna geçtik diyoruz. Bir de bakıyoruz. Sonra kar yağıyor. Bir de belirtmek gerek. Yani bilmeyen arkadaşlar için ben diğer iki arkadaşlar gibi devamlı böyle günlük video çekemiyorum. Ancak haftadan haftaya bir video çekebiliyorum. Haliyle çektiğimiz video çektiğimiz zamanla yayınladığımız zaman arasında hava farklılıklar oluyor. Yani hafta sonu çekerken kar yağarken daha sonra tekrardan ortalık açılmış olabiliyor. O fark bundan kaynaklanıyor. Bilginiz olsun. Bu sene Mevlam gerçekten nimetini verdi de verdi. Eksik etmedi. Yani öğrendiğim kadarıyla yani normalde beklemiyorduk açıkçası. Geçen gün yine bir kar yağışı oldu. Ortalık bu ilçe merkezinde açılmışken bir iki gün boyunca yağdı. Ve 20-30 santim, 40 santime yakın merkezde bile kar kalınlığı oluşturdu. Ama tabii artık yağan kar önceden zemheri çıkmadan önce yani yağmış olsaydı bu kar kesinlikle kalkmazdı. Hemen güneş çıktı mıydı? Kar yumuşayıp tabandan erimeye başlıyor. Bu kar yağışlarına koca karı ayazları diyorlarmış. İnternette gördüğüm tabir bu. Bu şekilde bir adlandırması varmış. Manzara güzel. Gördüğünüz gibi kar kalınlığı yavaştan azalsa da manzara gördüğünüz gibi güzel yani. Bir avcının izinden gidiyorum muhtemel. Normalde kimse bu taraflardan gitmez. Karşıda köpekler var. Hepsi bana havlıyor. Allah'tan bağlılar. Bağlı olduklarını bildiğim için buralarda dolanıyorum. Bu bölgede tek sıkıntı sokak köpekleri olur. Onun harici sahipli havlayan köpekler. Kar sesini duyuyorsunuz. Ya hava o kadar değişken ki bir bakıyorsunuz sabah kalkıyorsunuz kar atıyor. Ondan sonra iyi diyorsun. Güzel bereket yağıyor. Sonra bir bakıyorsun güneş açıyor. Arkasından tekrardan kar yağış açısına çeviriyor. Havanın da psikolojisi değişik. Gerçekten ne yapacağını, ne edeceğini o da bilmiyor açıkçası. Evet, şöyle. Ayağıma kar girdi. Çizme boyu kar var. Yukarılarda biraz daha fazla demek ki. Gördüğünüz gibi kar var ama aşağıdan şırıl şırıl sular eriyor. Karşıdan evimde izlediğim dağ manzarası.
Burada iki tane bağ evi var. Manzaralar gerçekten on numara. Söğütlü Pınar'ın su sesi geliyor. Yukarıdan gelen su bayağı yoğun olabilir. Biz avcıların izinden devam edelim. Aşağıda kanlı böğüt dediğimiz, daha önce sonbaharda çekimlerini yaptığımız bölgeye doğru gitmeyi hedefliyorum. Evet. Şu an olduğum yer aşağısı çatıra yaz buz. Zemin çatır diyor resmen. Derenin sesi. Çıkardık ayağımızı ıslatmayı. Manzarayı çekeceğim derken ayak ıslak. Gezimiz hızlı bir şekilde bitecek galiba. Manzaranın güzelliği çekiliyor ama işte çekerken de böyle kazalar ve ayak çizmenin içi su doldu. Sıktım iyice çorabı. Şimdi tekrar giyip yola devam. Bakalım. Kanlı böğüt tarafına aşağı doğru iniyorum. Ayak biraz ıslanınca çok da şey yapmaya gerek yok. Evet, şu an çizmeyle boyunca çizme boyu kar. Yine beni gördüler.
Çayırlıklar hazır. Kar kalktığı anda yani tüm güzelliğiyle kendini gösterecek. Ama tabi güneşli günler gelince Çöpeles kanlı böğüt bölgesi suyu geçenlerde çok fazlaydı. Yağışlar sonrası bir yağmur da yağdı. O zaman muhtemel bu alanı komple su kaplamıştır. Şu an tekrar normal seyrine indi. Ama yine gerçekten çok güzel, bereketli. Böğüt tarafına doğru gidelim. Oradan dönelim. Bir sıkıntı olmazsa diyelim. İlk aksiyonumuzu suya batarak yaşadık. İşte dere boyu. Geldiğim yere avcılar gelmiş. Avcılar harici de kimse yok. Şu tabi biz ilerlemeyeceğiz ama onlar da karşı alandan izleri görüyorsunuzdur. Yukarıya doğru çıkıyor. Oradan dağa çıkmışlar. Birisi sağdan birisi o açıdan. Muhtemel yukarıda birleştiler. Tavşan avı yapmış olabilirler. Tabi biz onlar gibi değiliz. Gidemeyiz. Hem avla işimiz olmaz. Hem de gördüğünüz gibi silah. Köpeklere karşı o da. Çok güvenli değil yani. İlerlemek. Böğede çekeceğim. Köprünün oradan. Geçti olursa karşı tarafa belki. Ama oradan döneceğim. Şu an evet. Çizme boyunu aşan kar var. Evet. Silah önemli. Silahsız olmaz abi. Ne olur olmaz. Evet. Şuralarda çürsüden mi? Yoksa erimediğinden mi? Evet, burası biraz kuzana kalıyor galiba. Erimediğine ne olsa gerek. Kar yığını var. Böğet alanına geldik. Benim bu yakada olduğum için öteki yakaya az geçemeyecek gibiyim. Atlayabileceğim bir nokta var mı diye bakıyorum. Buz. Her taraf buz. Kanlı Böğütümüzün giriş kısmı. Vadi tamamen bir kanyon. Yani gerçekten kazanlarla suların seki seki aktığı, görsel şölenin olduğu bir alan.
Tabi yaz aylarında burada su olmadığı için bilinirliği yok. Az da olsa su olsa buralarda yazında ziyaret edilir. Şu gördüğümüz alanda köprü vardı. Tahta köprümüz yıkıldı. Önceden buralardan su alınıp bahçelere kullanılıyormuş. O yüzden tadilatı yapılıyordu ama şimdilerde kimsenin bağ bahçeyle ilgisi kalmadığı için köprüyü de yapan olmadı açıkçası. Evet. Evet, yine baktım. Buralar çok sağlıklı olmayabilir. Ayarsak aşağı hafifle ineriz. İnşallah. Manzarayı görmeye geldim açıkçası. Değer mi? Gerçekten değer. Şöyle taştan tırman için garip oldu da. Evet. Yukarıdaki kısımların ilk alanı, ilk kazan diyelim. Yukarıda böyle kazan kazan, daha büyük, daha geniş ve en yukarıda bir şelale var. Ama çok uzakta orası. Bu sarkıtları gördüğünüz gibi ayazın şiddeti. Vadi eşsiz. Şu gördüğünüz vadi komple ileriye doğru gidiyor. Bizden bugünkü gezimizde rotamız ancak bu kadar. İlerisi yok. Tekrar gerisin geri yola devam.
Evet, gezimiz biter. Ayaklar ıslak. Eve dönüş vakti. Hızlı bir şekilde dönmek lazım. Hastalanmamak için. Dereden demeyelim. Kar suyundan geçmeye çalışırken battım. Sol çizmenin içi suyla doldu. Diğer kişi de gelirken kürsüden veya da normal yağıştan da olabilir. Yoğun karlı yerlerde battığımda çizme boyunu geçen yerlerden kar çizmenin içine doldu. Çıkartmaya çalışsam da içeride eridiği için şu an onun içinde de balık atsak yüzecek şekilde su var. Boğaz şu gördüğünüz alan, dediğim gibi buradan Bozkır Barajı'na kadar yukarıya doğru çıkıyor vadi boyunca. Evet, şu karı göstereyim. Şu an çizmeyi aşıyor. Evet. Çizmeyi açtığı için oradan giden karlar bacağı dolduruyor. Nasılsa ıslandık. Boyayabiliriz suya. Tabii. Su. Burada batak olmadığı için onu güvenerek gidiyorum. Bile bile de ıslanmak en ayıp olur. İnşallah. Gerçekten eriyor su. Besit ama karşıdaki kulübelerde de köpekler var. Bana biraz önce havlayanlar. Şu an sesleri çıkmıyor. Havladıklarında sıkıntı yoktu da şimdi sessiz duruyorlar. Ne olur ne olmaz. Atalar ne demiş? Havlayan köpekten korkmayacak. Sessiz durandan. Havlayan köpek ısırmaz derler. Evet. Sol ayakların suyla dolmasını sağlayan yukarıdan gelen dere. Çöğütlü Pınar diye geçiyor. Oradan aşağıya doğru Çökeleze Kanlı Böğüt'e su taşıyan kol. Hayırlı günler arkadaşlar. Bu haftaki videomuz kısa bir alandaydı. Yani Bozkır ilçe merkezinde Kanlı Böğüt'te bizim küçükken lise zamanlarımızda yüzdüğümüz yazın kuruyan deredeydik. Tabii bazı arkadaşlar sosyal medya üzerindeki paylaşımlarımızda orası Çökeles, Kanlı Böğüt değil. Kanlı Böğüt olan kısım biraz önce çekimlerini gerçekleştirdiğimiz su böbetlerinin olduğu kısım. Aşağı bu derenin ismine Çökeles deniyor. Ama yaz aylarında bu dereden ve sudan eser kalmıyor. Bu güzelliği kış vakti de yaşamak istedim açıkçası. Bahar güzelliğinde tekrar ziyaret edeceğim. Ama şu an solo olarak buzla kar içinde güzel bir yolculuk oldu. Tabii biraz ıslanmam kötü oldu. Bacaklarım şu anda soğuk. Tamamen ıslak.
Eve bir an önce varmam lazım. Videomuzu izleyip, yorum yapıp, beğenerek bizlere destek olduğunuz için teşekkür ederim arkadaşlar. Allah razı olsun. Kanalımızın daha ileriye, daha çok izlenilmesine ve daha güzel videolara ulaşabilmesi için destekleriniz çok önemli. Herkese teşekkürler. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.